Ayşenaz Hazal Sezen, hoş geldiniz hep beraber. Ne haber? Hep birlikte hoş bulduk. Hocam nasılsınız bu hafta? Biz vallahi iyiyiz. Ayın 22'si itibariyle bir sürpriz hazırlıyoruz efendim bütün Türkiye'ye. Bir minik lansman hareketimiz olacak internetten canlı yayında. Her birimiz nice sorunla boğuşuyoruz. Sen de. Seçenek bolluğu içinde kararsız kalıyorsan, yokluk çekiyorsan, dünyaya bağlandığın teknolojiyle aslında yalnızlaşıyorsan, hayali sığmaz bir bilgi okyanusu parmaklarının ucundayken düşünemez, bilemez olduysan, en fazla haber kaynağına ve haber alma hızına sahip olduğumuz çağ, en çok kandırıldığımız çağ olduysa, vakit kazanacağım derken zamanını çarçur ediyorsan, gerçeği duymaya çalışırken sesi gür, boş iddialar ve bir sürü medyatik figüre maruz kalıyorsan, malumata erişimimiz baş döndürücü biçimde artarken anlamlarını yitirdiğini düşünüyorsan, mutluluk peşinde koşarken attığın her adım pişmanlık ve umutsuzluk yaratıyorsa, bize sağlık vadedenlerin sağlığımızı, mutluluk vadedenlerin umutlarımızı, gençlik vadedenlerin hayatımızı sömürdüğünü düşünüyorsan, imkanların neredeyse sonsuzken yönünü bir türlü bulamıyorsan, Türkiye'nin ilk bilimsel teori lansmanına gel. Kendine gel. Şey söylemiş miydim ben sana? Türkiye'de TRT canlı test yayınına çıkan ilk çocuk benmişim galiba. Amcam öyle söylemişti. Evet, söylemiştim değil mi? Sanıyorum oradan doğru bir şey bağlandı valla. Böyle devamlı bir kamera karşısında halimiz var. Senden haber var mı güzel cici sorular? Hocam cici sorularım var ama bu sorulardan önce hemen bir yorumla başlamak istiyorum. Çünkü Ümran Bozkurt bir yorum yazmış. Bizim de aslında bu yoruma ulaşmak. Soruyorum programını takip ederken fark ettim ki bir sonraki programa kadar daha çok düşünüyorum. Çevremi gözlemliyorum, kendimi gözlemliyorum. Bana kattığınız farkındalık için teşekkür ederim demiş. Ay efendim bunları duymak çok güzel. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hazalcığım başlamadan önce şimdi yorumlarda gözüme bir soru çarptı. Onu hatta hemen şöyle çekeyim çünkü buna benzer sorular çok geliyor. Şu anda ekranda arkadaşlar görüyorlar bu soruyu. Bir videonuzda epilepsi üzerinde çalıştığınızdan bahsetmiştiniz. 5 yıl kadar epilepsi ilacı kullandım ama bu rahatsızlıkla ilgili net bir bilgiye ulaşamadım. Bu rahatsızlık neden tezahür etmiş olabilir şeklinde bir soru var. Şimdi böyle sorular bize çok geliyor. Özellikle beyinle uğraştığımız için ya da test konusunda çalıştığımız konularla ilgili falan bahsettiğimiz için ben kısaca o konuda bir hatırlatma yapmak istiyorum önce. Epilepsi benim çalışma konum ama ben epilepsinin klinik hikayeleri üzerinde çalışmadım. Biz temel bilimciler genellikle ya geriye dönük olarak hasta bilgileri üzerinde ya da hayvan modellerinde yani hayvanlarda ürettiğimiz epilepsi ya da saraya benzer rahatsızlıklar üzerine çalışırız ve burada ilaçlar deneyip hani potansiyel ilaç adayı olabilecek kimyasal maddelerin etkilerini sınamak üzere bazı şeyler yaparız. Epilepsi ya da diğer hastalıklarla ilgili genel söylemek istediğim bir şey var. Gözünüzü seveyim, ne olur, lütfen, yalvarıyorum Allah rızası için internetten hastalığınızla ilgili kimseye soru sormayın. Çünkü hastalık diye bir şey tıbbiyenin işini kolaylaştırmak için bulduğumuz gruplandırmalardır. Her insanın durumu kendi nev'i şahsına münhasırdır. Yani özeldir. Onun gibi bir başka insan yoktur. Adına epilepsi dediğimiz rahatsızlıklar mesela çok büyük bir grup. %50'sinden fazlasının yani yüzlerce farklı hastalık sayabilirsin için ama %50'sinden fazlasının sebebi belli değil. Patogenezi yani nerede ne yanlış oluyor da bu hastalık ortaya çıkıyor o da belli değil. Spesifik bir ilacı hala mevcut değil. Yani epilepsiye şunu verirsem iyi gelir diyebileceğiniz bir şey yok. Genellikle verilen ilaçlar, epilepsi dediğimiz rahatsızlık böyle kontrolsüz sinirsel boşalımla ilgili bir şey olduğu için o kontrolsüz sinirsel boşalımları biraz bastıracak, tabiri caizse beyne fren yaptırtacak duraklatıcı maddelerden oluşur. Bunlar genellikle uyku yapar, biraz hareket ya da düşünce ağırlığına sebep olabilir. Ama herhangi bir ilaç bir kişide biraz işe yarıyor gibi gözükse de bir başka insanda hiç yaramayabilir. Epilepsi rahatsızlıklarının zaten hala nedeni ve ilacı olmadığı için biz bu konularda çalışma yapmaya devam ediyoruz. Tıbbiyede en çok çalışılan konuların başında gelir. Ama hala bu işin net bir cevabı yok. Bu arada biz temel bilimciler dedim hayvan modelleri üzerine çalışıyoruz. Yani hayvanlarda hastalıkları oluşturup sonra onların seyrine bakıyoruz. Dolayısıyla klinik bunlardan çok farklı bir şey. Ve herhangi bir klinisyen hocaya da sorsan
soruyorsanız zaten uzaktan size herhangi bir cevap veremeyecektir. Çünkü bu işler ancak detaylı bir muayeneden sonra yapılabilir ki bahsettiğiniz epileptik ilaçlar zaten sadece epilepsi durumlarında verilmez. Uyku bozukluklarından anksiyete bozukluklarına kadar bir sürü alanda bu ilaçlar sıklıkla zaten kullanılıyor. Hani sinirsel fonksiyonu düzene sokmak için. O yüzden bu genel hatırlatmayı yapmak isterim. Benim arkadaşlarım arasında bile oluyor. Hazal da şahit olmuştur buna birkaç sefer. Yani ben temel beyin bilimleriyle uğraşan birisi olmama rağmen çok sık telefonlar ya da mailler alırım. Hocam şöyle bir hastalığımız var ya da komşunun oğluna şöyle bir şey oldu. Yoğun bakımda yatan hastalarla ilgili çok arıyorlar. Hasta komada ve beni arıyorlar. Diyorlar ki doktorları yapacak bir şey yok, beklemeliyiz dediler. Sizce ne yapalım? Ben de aynısını söyleyince rahatlıyorlar enteresan bir şekilde. Kendisini gözlemleyen doktor eğer başka bir şey söyleyemiyorsa ya da kendisini gözlemleyen doktordan bile net bir çare üretilemiyorsa ne olur internetten bir başka birinden böyle bir çareyi beklememeye çalışın. Çünkü olacak iş değil. Uzaktan bir de birisi, hani ben elden geldiğince böyle bir şey yapmıyorum ama bir akıl danelik yapar, bir şey söyler, siz de onu uygulayıp hastanın durumunu daha kötü yapma riski taşırsınız. Aman ha diyeyim. Hastaneler ve uzman hekimler ve işte yoğun bakım klinikleri ve diğer klinikler bunun için her bir hastayı ayrı ayrı değerlendirmek açısından. Yine bu parantez içerisinde koronavirüse karşı en iyi ne yiyelim ne içelim sorularına da toplu olarak az yiyin, güzel yiyin, çeşitli yiyin, bir de iyi uyuyun, maske, hijyen, mesafe, başka da bir şeye ihtiyacınız yok diyerek bağlamak istiyorum. Bunlar da ara ara çok geliyor. Hocam sen çok beyin biliyorsun, kesin bunu da biliyorsundur diye. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yarın bir gün korona olursam sonra mosmor olmayalım. Zaten biliyorsunuz salgın ayyuka çıktı. Lütfen dikkatli olalım. Kısa bir cevap verecektim ama aklıma bir şey daha geldi. Onu da söyleyeceğim. Şu ara internette yine maalesef koronavirüsle ilgili komplo teorilerinin ayyuka çıktığını ve bazı işsiz güçsüz internet kullanıcılarının da bunları hani biraz böyle kendini göstermek, ben de buradayım demek için bol bol paylaşıp çeşitlendirdiğini görebiliyorsunuz. Ve bizim gibi evlerinde oturan ve genellikle bu işlerle profesyonel olarak ilgilenmeyen insanlar da akışlarına, sayfalarına işte bir 5-10 tane böyle mesaj düşünce bunların bir gerçekliği olup olamayacağına dair şüpheler oluşturmaları normal. Bir akıl mantık hatırlatması yapmak istiyorum. İster bu komplo teorisi olsun, ister laboratuvarda yapılmış virüs olsun, arkadaşlar sonuç değişmiyor. İnsanlar hastalanıyor. Çoğumuz bu hastalığı belki işte hafif belirtilerle geçireceğiz olabilir ama bir başkasına bulaştırdığımızda bunun vebalini ömür boyu taşımak zorunda kalırız. Lütfen şu anda koronavirüsle ilgili aldığımız önlemlerin diğerlerinin ve toplumun sağlığını korumak için öncelikli olduğunu unutmayalım ve lütfen lütfen önlemlere dikkat edelim. Twitter'da bir şey yazmıştım. İnsanlar onu çok sordular. Daha başlamadı bile diye bir ifade kullanmıştım. Evet, gerçekten bu virüs salgını dünya popülasyonunun içerisindeki oranına bakarsanız henüz birkaç milyon bazında, yani milyonlar bazında şu anda ifade ediliyor. Arkadaşlar 7,5 milyardan fazla insanız. Bu pandemi daha büyük bir patlamaya gebe ve gerçekten o süreçte ne yapacağımızı hala bilmiyoruz. O yüzden bu işin tedavisi, aşısı, spesifik bir idame yöntemi bulunana kadar maksimum tedbire dikkat etmek zorundayız. Yani bayağı bir zor günler bizi bekliyor. Lütfen aklımızı başımıza alalım. Bazı arkadaşların internette, ki bunlar benim bazı adı tanıdığım insanlar, ben bu virüsü tanımıyorum, bu koronaya girmeyeceğim, işte maske kullanmam, bana ne carçurt falan demelerine lütfen bir de şu gözle bakın. Bu insanlar bunu yapabilirler, inanmayabilirler ve maske kullanmayabilirler. Bunu bir paranoya olarak görebilirler. Acaba bunu niye internette yazarlar? Bir de bunu düşünün. Yani niye insanlar bunu internete yazıyor? Burada belli ki bir şey göstermeye çalışıyorlar, bir etki yaratmaya çalışıyorlar. Lütfen internetin sahte kandırmacalarına gelmeyiniz. Bu mesele konusunda ta baştan beri konuşuyorum. Virüs dediğiniz mesele tabiatın bir parçasıdır ama bizim yaşam tarzımız itibariyle şakaya gelmez. Diğer canlılar gibi değiliz, tıkış tepiş şehirlerde ve bıçak sırtında yaşıyoruz. Lütfen, atalarımızın maalesef yaptığı tercihlerle böyle tıkış tepiş şehirler var. Yapacak bir şeyimiz yok. Bunun içinde yaşarken lütfen lütfen bu basit, anlaşılır ve uygulanabilir kurallara
hep birlikte uyalım. Yani bakınız ben de maskesiz gezmiyorum. Mümkün olduğunca dışarı çıkmıyorum. Tüm derslerimiz zaten online uzaktan yapılıyor. Elimizden geldiğince bu imkanlar içerisinde hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Lütfen biraz daha sabır. Bu işler inşallah yakında bir zamanda çözülecek. Aşıyla ilgili falan güzel haberler geliyor. Pardon Azalcığım. Bunlar böyle arka arkaya geldi. Bunları bir söyleyeyim dedim. Arada bu hatırlatmalar iyi oluyor hocam. Bu ilk baştaki yaptığınız hatırlatmaya karşı hastalıklarla ilgili gelen sorular, size gelen telefonlar, mailler üzerinden ben de bir hatırlatma yapmada bulunmak istiyorum. Bazen bazı soruları neden almadığımız soruluyor. İşte bu tarz sorular, işte benim şöyle bir rahatsızlığım var, ben işte depresyon tanım var, bipolar tanım var, şöyle ben ne yapmalıyım gibi sorulara aynen sizin dediğiniz gibi hatırlatıyoruz. Biz bunlara cevap vermiyoruz. Çünkü bu bir biriciklik hali. Bu, siz biriciksiniz, sizin bir uzmanınızla birlikte, kendi uzmanınızla çalışıyor olmanız gerekiyor. Buradaki söylediğimiz şeyler daha hani genel, düşünmeye sevk edecek durumlar ama kişisel hastalıklar üzerine değil. Evet, o konuyu bir daha hatırlatalım. Evet.